Herkese merhaba, ben Ayşe, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastane açması yapacağız. Gayet yumuşak ve çok lezzetli olacak. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olmayı ve zil işaretini açmayı da unutmayın. İlk önce açma hamurumu yoğurmakla başlıyorum. Burada bir tane yumurtanın beyazı var. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Şöyle bir paket instant mayan var. Bir su bardağı ılık su, daha sonra bir su bardağı sıvı yağ, bütün bardak ölçüleri aynı gördüğünüz gibi, şöyle bir su bardağı ılık süt, bir yemek kaşığı toz şeker ekliyorum ve bir tatlı kaşığı da tuz. Son olarak burada 5-6 su bardağı unum var. Unumu yavaş yavaş ekleyerek böyle hafif yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğim. Hamurumu yoğurdum. Hazır, gayet yumuşak kıvamlı bir hamur. Şöyle göstereyim size. 6 su bardağı undan şu kadar bir unum kaldı. Yani yaklaşık 5,5 su bardağını birazcık geçmiş kullandım. 6 su bardağının tamamını kullanmadım. Böyle. Hamurumu şimdi mayalanmaya bırakacağım. Hamurumu mayaladım. Şöyle bir toparlayacağım. Havasını alıyorum. Mayalanma süresi odanızın ısısına göre değişebilir. Ben 1,5 saatte falan mayalandırdım. Şöyle yapıyorum. Bir tanesini ayrıntılı nasıl şekillendirdiğimi size göstereceğim. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlayacağım zaten. Şöyle yuvarlıyorum. Zaten hafif yağlı bir hamur. Açıyorum. Sonra şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı tereyağını eritmiştim. Alıyorum. Şöyle hamurun üzerine gezdiriyorum. Daha sonra bunu rulo yapacağım. Yani şöyle rulo yapıyorum. Bu roloyu da böyle kendi etrafımda şöyle çeviriyorum. Ve simit gibi uçlarını birleştiriyorum. Ve açmam hazır. Bunu şimdi tepsinin üzerine yerleştireceğim. Bütün hamurum bitene kadar aynı işlemi uygulayacağım. Şimdi bir tepsi açmayı hazırladım. Şöyle bir tane daha hamur bıraktım. Yine ayrıntılı bir tane göstermek için. Şöyle elimle açıyorum tezgahın üzerinde. Daha sonra içerisine tereyağı süreceğim. Tereyağı sürdükten sonra şöyle rulo yapıyorum. Bu ruloyu da yine böyle kendi etrafında çeviriyorum. Ve uçlarını birleştiriyorum. Aynı böyle simit gibi. Ve tepsiye alıyorum. Açmalarımın tamamı hazır. Şimdi bunları bir 20-25 dakika tepsi mayalanması yapacağım. Daha sonra üzerine yumurta sarısı sürüp pişireceğim. Açmalarımı tepsi mayalaması yaptım. Fırınımı da 190 dereceye ayarladım. 190 derece ısınmış fırında pişireceğim. Üzerlerine de ayırdığım bir tane yumurta sarısı vardı. Onu sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra da 190 derece fırında pişirmeyi bırakacağım. Açmalarım fırından çıktı. Yaklaşık 30 dakikada pişti. Fakat pişme süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Gayet yumuşaklar. Ben size şöyle yakından da göstereyim. İçerisinde göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olmayı ve videolarımı paylaşmayı da unutmayın.